Kıbrıs'ın ismi konusunda farklı açıklamalar mevcuttur. Türkçe'de Kıbrıs, Arapça'da Kupros, Batı dillerinde Cyprus, Cipre, Gipros, Siprin olarak adlandırılan ada, Hitit kaynaklarında Alaşya ve Mısır kaynaklarında Asi olarak geçer. Asurlularda Yanı veya Ya, İbranilerde Kittim denilen Kıbrıs, Kipros olarak ilk defa Homeros'ta geçer. Kıbrıs isminin ana tanrıça Kibele'ye bu adada verilen Kipris'ten geldiği de kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca adanın isminin burada bolca bulunan kına çiçeğinin İbranice karşılığı olan Kofer, yine adada bolca bulunan bakırın Latince karşılığı olan Cuprum veya Batı dillerinde Cuper veya Kofer olarak geçen bakırın Akatça aslı ve Latince'de servi anlamına gelen Cypress kelimesinden geldiği de tezler arasındadır. En çok kabul gören tez de Kıbrıs metali anlamına gelen ki bu bakırdır, Latince Aes Cyprium ya da kısaltılmış haliyle Cuprum'dan geldiğidir. Kıbrıs adası jeolojik yapısı gereği çok zengin kil ve pigment yataklarına sahiptir. Ama maalesef bu değerlerin farkında değiliz. Örneğin hazır kil ve pigmentler yurt dışından ithal edilmekte ve kullanılmaktadır. Antik çağlarda önemli bir ihraç malzemesi olan pişmiş toprak eserlerinin üretimi günümüzde yok denecek kadar azalmıştır. Leonardo da Vinci'nin resimlerinde Kıbrıs'tan özel olarak getirdiği kaliteli pigmentleri kullandığı kayıtlarda yer almaktadır. Bir başka kayıtta ise Süleyman Tapınağı'nda yine Kıbrıs'tan götürülen pigmentlerin kullanıldığı belirtilmektedir. Kıbrıs'ta en yaygın olarak bilinen Terra Umbra, Lefke ve Arçoz bölgelerinde bulunmaktadır. Terra Umbra yani amber, koyu kahve ve okra olmak üzere iki farklı renkten oluşmaktadır. Terra Siena, Terra Verde, Terra Jala, Lefke'de. Sepiolit ise Arçoz bölgesinde bulunmaktadır. Antik çağlarda en yaygın kullanılan siyah seramik boyası mangan, Karpaz ve Balalan bölgelerinde, Terra Rosa ise adanın her yerinde bulunmaktadır. Bazı pigmentler piştikleri zaman doğal renklerini korurken, bazı pigmentler piştikleri zaman farklı renk tonlarına dönüşebilmektedirler. Terra Rosa, Terra Umbra, Sepiolit doğal renklerini yüksek ısıda tekrarlarken, Terra Siena doğal hali sarı renkteyken piştiği zaman kırmızıya dönmektedir. Esenköy ve Belapais'te Terra Rosa doğal halinde kırmızı turuncu bir renge sahip iken piştiği zaman koyu yeşil renge dönüşmektedir. Terra Rosa tüm zamanlara damgasını vuran bir pigment olarak karşımıza çıkmaktadır. Seramikli Neolitik'te daha ilk çanak çömlek üretiminde desen olarak kullanılmaya başlayan ilk pigmenttir. Greco-Romen dönemine kadar geçen yaklaşık 5500 yıl boyunca kullanılmakla kalmamış, hatta günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Demir oksit oranı oldukça yüksek Terra Rosa'nın en önemli özelliği, kimyasının uyuştuğu her türlü toprak eser üzerine kullanılabilmesidir. Gerek nemli yüzeyde, gerekse kuru yüzeyde, hatta pişmiş yüzeylerine de kullanılabilmektedir. Kıbrıs'ın her yanında bolca bulunan ve kolayca erişilebilen bir materyaldir. Bulunduğu coğrafyaya göre farklı tonlarda olabilir ama tümünde hakim olan koyu kahve ve kırmızıdır. Fırınlama esnasında da farklı ısılara farklı tepkiler verebilmektedir. Neolitik dönemde desen olarak kullanılan bu kırmızı toprağın erken Tunç çağına geldiğimizde astar olarak kullanılmaya başlandığını görebiliriz. Orta Tunç çağına kadar yaygın bir şekilde kullanılan kırmızı astarın yerini geç Tunç çağında sepiolit yani beyaz astar alır. Kırmızı astarlı pişmiş toprak eserlerde en önemli özellik oldukça parlak ve pürüzsüz oluşlarıdır. Kapların geçirgenliğini engelleyecek sırrın keşfine henüz daha binlerce yıl vardı. Ancak Tunç çağı insanları açık hava pişirimlerinde elde edebilecekleri en yüksek ısı
650-700 derece civarında olduğunu ve pişirilen toprağın fazla dayanıklı olmadığını gördüklerinden Neolitik dönemde olduğu gibi perdah tekniğini kullanmaya devam ettiler. Bu perdahlama sonrasında yüzeye sürdükleri ince kırmızı astarla bünyenin daha dayanıklı hale geldiğini keşfettiler. Parlak yüzeyli kaplar hem görüntü olarak hoş bir estetik sağlamakta hem de sıvı geçirgenliğini en aza indirmekteydi. Kırmızı astarı hazırlamak çok kolaydı. Suda eritilen toprak iyice karıştırıldıktan sonra bir kaba veya çukura dökülerek suyun çekilmesi beklenirdi. Tamamen kuruduktan sonra üste kalan ve en hafif zerreciklerden oluşan ince katman yani kaymak tabakası diğerlerinden ayrılarak başka bir kaba aktarılarak tekrar su ile boya kıvamına getirilirdi. Buraya kadar sizlerle paylaştıklarımı zaten biliyorsunuz. İlk sır yani sıvı geçirgenliğini önleyen en önemli işlem karbonlama işlemiydi. Bu teknik Tunç çağı seramiklerinde devrim niteliğinde bir buluştu. Kırmızı astarın oksijensiz ortamda parlak siyah bir dönüşüm yaşaması gelecek çağlara damgasını vuracak terras sicilata uygulamalarında habercisiydi. Terra Rosa'nın bir diğer özelliği ise antik çağ seramiklerinde kullanılan terra sicilata yani mühürlü kaplanın ham maddesini oluşturmasıydı. Kıbrıs, terra sicilataya dönüştürülebilecek zengin terra rosa malzemesine sahiptir. Oldukça güzel ve parlak sonuç veren bir özelliğe sahiptir. Terra sicilata konusunu ilerleyen bölümlerde ayrı bir başlık altında ele alacağız. Terra Umbra. Araştırdığım iki yerde karşıma çıkmıştır. Birincisi, bakır madenlerinin bulunduğu Lefke bölgesinde, Lefke'nin birkaç kilometre batısında bulunan Bağlı Köy'de, diğer yer ise Archos yani Yiğitler Köyü dediğimiz yerdedir. Terra Umbra iki renk olarak karşımıza çıkmaktadır. Koyu kahverengi ve okradır. Bu pigmentin ilk uygulandığı dönem Orta Tun Çağı'dır. Müzelerde yaptığım gözlemlerde böyle bir kanıya varmış bulunmaktayım. Gövde üzerine uygulanmış siyah terra umbra'nın üzerine kırmızı desenler çizilmişti. Geç Tun çağında beyaz astarlı kaplar üzerindeki siyah desenlerde mangan ve terra umbra kullanılmıştır. Bunun yanında terra rosa da kullanılmıştır. Yüksek ısıda ve kapalı ortamda kırmızının siyaha dönüştüğünü bazı eserlerde görmekteyiz. Geç Tun çağında Suriye-Filistin malı olarak kaydedilen sürahilerde mangan ve terra rosa desen olarak kullanılmaya devam ettikten sonra bu iki renk özellikle arkaik döneme damgasını vurmuştur. Terra umbra ve manganın daha çok ve terra rosa'nın daha az kullanıldığını her eserde görebiliriz. Bu aslında eşsiz bir estetik dengeydi o dönemin sanatçılarının geliştirdikleri. Oldukça yumuşak bir taş olan terra umbra kolayca ezilip toz haline getirilebilmektedir. Aynı şekilde mangan da benzer yumuşaklıkta olabileceği gibi daha sert bir yapıya sahiptir. Suda eritilen bu pigment yaş yüzeye uygulanırdı. Kuru yüzeye uygulanan boya pişirilse dahi yüzeyden çıkmaktadır. Sulu terra umbra karışımına az bir miktar sirke eklenmesiyle ister yaş, ister kuru bünye üzerine rahatlıkla desen çizilebilir ve güzel sonuçlar verir. Terra Siena, Lefke Bakır Madeni çevresinde karşıma çıkmıştır. Sarı ve kırmızı halde olan bu pigment kolayca toz haline gelmekte ve suda erimektedir. Yaş yüzeye uygulanabilir ancak kuru yüzeye kesinlikle uygulanamayan yoğun bir pigmenttir. Kuru yüzeye uygulanabilmesi için hamur yani gövdede kullanılan kil ile karıştırılması yeterlidir. Arkaik dönemde terra rosa yanında bu kırmızının da kullanıldığını tahmin etmekteyim. Terra rosa'ya göre farklı ısılarda farklı renk tonları veren bu pigment, doğru kullanıldığı zaman son derece güzel sonuçlar vermektedir. Doğal halde sarı ve kırmızı halde olan bu pigment, piştiği zaman kırmızı renge dönüşmektedir. Sarının kırmızıya dönüşmesi için yüksek ısıya ihtiyaç yoktur. Yaptığım deneylerde 650 derecelik pişirimde de
kırmızı rengi gördüm. Arkaik döneme ait bu eşsiz Kıbrıs eserinde kırmızı rengi incelediğim zaman Terracciana'nın uygulandığını tahmin etmekteyim. Tabii bunun kesin tespiti ileri düzeyde yapılacak testlerle mümkündür. Terra Azur yani mavi toprak sadece arkaik dönemde ve çok az bir miktar olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık mavi bu pigment ile boyanmış eserlerden iki tanesi St. Barnabas Müzesi'nde, diğer ikisi de Kıbrıs Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu mavinin Kıbrıs'ta doğal halde ele geçirilen bir pigmentten mi, yoksa Mısır'dan getirilen ve Kıbrıs'ta uygulanan bir pigment midir sorusu aklıma gelmektedir. Özellikle bakır madeni olan yerlerde bulunma ihtimali çok yüksektir. Çünkü özünün bakır oksit olduğu bilmekteyiz. Claude Coffin'a ait Excerpta Cypria eserinde şu ifadelere yer verilmiştir. Bu demir madenlerinden bir tanesi, yaklaşık yarım günlük bir mesafede Baf'ın doğu-kuzey doğusundadır. Diğeri, tamamen bu madeni ihtiva eden büyük bir tepenin olduğu Soli'dir. İnce ve hafif gözenekli, ufalanabilen ve kırmızı renklidir. Burada aynı zamanda çok çeşitli ressamlar tarafından kullanılan toprak bulunmaktadır. Bunlar Terra Umbra, Terra Verde, Terra Rosa ve Terra Gialla diye tanımlanmaktadır. Kısa bir zaman evvel bir seyyahın, nadir bulunan çok güzel Terra Azur toprağı bulunduğuna temin edildim. Ya bilinmiyordu ya da çok az miktarda bulunmuştu. Aksi takdirde hiç şüphesiz ihraç edilirdi. Burada seramik üretiminde kullanılmayan ancak doğal haliyle yeşil renkte olan Terra Verde'den de bahsetmek isterim. Terra Verde yüksek ısıda piştiği zaman ten rengine dönüşmektedir. Antik kaynaklarda Kudüs'te bulunan Kral Süleyman Tapınağı'nda Kıbrıs'tan götürülen Terra Verde'nin dekor amaçlı kullanıldığı kayıtlarda yer almaktadır. Sepiolit yani beyaz kil Arçoz Yiğitler Köyü'nde bulunan bir malzemedir. Özellikle Orta ve Geç Tunç çağında astar olarak karşımıza çıkmakla birlikte, daha önceki çağlarda süsleme amacıyla kullanılan bu malzemenin, süslemeden öte son derece önemli bir fonksiyona sahip olduğu keşfedildi. Orta Tunç çağında ilk beyaz astarlı kapların üretiminin başladığını görebiliriz. Beyaz astarın en önemli özelliği, astarsız 850-900 dereceye kadar dayanabilen Kıbrıs kilini, 1000 derecenin üzerine dayanıklı hale getirmesidir. Kırmızı astara göre çok daha yüksek derecelerde pişirme olanağı sağlayan bu astar sayesinde o dönem Akdeniz dünyasının en sağlam ve tercih edilen ürünü olmuştur. Levant bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda bu Kıbrıs kaplarına rastlandığını biliyoruz. Kıbrıs'ta tarih boyunca seramik üretiminde 3 çeşit kil kullanılmıştır. Bunlardan birincisi doğal yatağında bulunan killer. İkincisi doğanın, üçüncüsü de insanların harmanladığı killerdir. Neolitik dönemden Orta Tunç çağına kadar harmanlanmış kil kullanımı devam etti. Doğal yatağından elde edilen killer küçük ve orta boy seramik üretimine elverişli malzeme olmakla birlikte eserler büyüdükçe riskli olduğu görüldü. Yağmurlarla dağlardaki kil yataklarından süzülerek kıyıya kadar gelen killer için de bu geçerlidir. İnsanoğlu tohumlarını, besinlerini ve içeceklerini koruyabilmek için daha büyük küplere ihtiyaç duydu. Ve bu küplerin belli karışımlarla daha sağlıklı üretildiğini keşfettiler. Kıbrıs'ta pitos yani büyük küp üretiminin doğal kil, ezilmiş pişmiş toprak taneler, kum ve bentonit karışımlarıyla gerçekleştirildiğine inanmaktayım.